Ali Çınar'a bir gidelim. Kendisi bizi çok bekledi. Onunla konuşup uğurlayalım. Bu arada Hikmet Bey ve Bülent Bey daha hiç söz almadı ama Ali Çınar'ın ardından biz devam edelim. Ali Bey, yeni bir açıklama var mı acaba? Türkiye'nin sert açıklamalarına dair. Bir bu, ikincisi şimdi Biden'ın yapmış olduğu bu açıklama bir delil, acaba bir dayanak teşkil eder mi? Çünkü olası açılacak tazminat davaları için hukuken bir geçerliliği olur mu Biden'ın ifade etmiş olması, bir Amerika başkanının? Amerikan Kongresi'nden temsilciler üyeleri ve senatörlerin hala Biden'a tebrik mesajları, doğruyu yaptın, gurur duyuyoruz tarzında mesajları gelmeye devam ediyor. Yani kongrede de bir sevinç var, birçok kongre üyesinde. Amerikan medyasında da hala zaten gündemde duruyor. Ama onun dışında resmi açıklamalar yok. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda bir açıklaması olur mu? Soru işareti. Çünkü Dışişleri Bakanlığı da konu Biden yönetimini ilgilendiriyordu. Ama şunu net olarak söyleyebilirim Semiha Hanım. Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon geçmiş yıllarda olan Türkiye önemli bir ülke, yapmayalım, söylemeyelim telkinlerini Beyaz Saray'a yapmadığını söyleyebilirim. O nedenle üç maymunu oynadı Amerikan devlet resmi kurumları. Şu an itibariyle zaten hafta sonunda olduğu için başka bir açıklama beklenmiyor. Bundan sonraki olacaklara baktığımız zaman Ermenilerin cesaretlendirildiğini net şekilde görüyoruz. Beyaz Saray tabii ki sembolik bir açıklama yaptı da bunun hem yerel yönetimlerdeki 2009 yılında bazı Ermeni vatandaşları hem Kaliforniya'da hem de New York'ta Türkiye'ye, Merkez Bankası'na ve Ziraat Bankası'na tazminat için dava açmışlardı. 2013'te reddedildi ve temize gidildi ve 10 yıllık bir dava süreci oldu. Yani Ermenileri cesaretlendirip Beyaz Saray işte şimdi kabul etti deyip tekrar bu davaları gündeme taşıyabilirler. İhtimali de çok yüksek. Zaten Ermeni diasporasının beklediğinin bir tanesi bu. Ama Türkiye net şekilde hukuki bir zaten geçerliliği olmadığı için gerekli cevapları zaten Türk avukatlarını o zaman da tutmuştu. Biz bunu hem CNN Türk hem de Milliyet'e de taşımıştık gazetesine. O nedenle Türkiye Amerikalı avukatlarla konunun üzerine zaten gidecektir. Yalnız şu sıkıntı olabilir. Yani Türkiye'de şöyle bir algı var. Evet, hukuki geçerliliği kesinlikle yok. Yapılan ayıptır. Ama hafife de almamamız gerekiyor. Çünkü şimdi Amerikan Kongresi'nde bazı senatörler ve üyeler uslu durmayacaklar. Temsilciler Meclisi'nin biraz önce Biden'a tebrik mesajı var. Temsilciler Meclisi'nin başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki başkan da, çoğunluk başkanı da Chuck Schumer. İkisi de Türkiye'yi nefret eden kişiler. Şu anda söylenti gördüğüm kadarıyla Amerikan Kongresi'nde Beyaz Saray'ın da artık bunu sembolik olarak da açıklamasından sonra Türkiye'ye yaptırım veya bunu nasıl Türkiye'ye cezalandırabiliriz tarzında bazı tasarıların gelmesi ihtimali konuşulmaya başlandığı yavaş yavaş köpürtülüyor. Bu da ne demek oluyor? 2019 yılında Temsilciler Meclisi ile Senato sembolik olarak onlar da tasarıları geçirmişti. Şimdi böyle bir güç ve cesaretlendirmeliyle ve şu anda iki tane önemli kongredeki liderle bunun Dış İlişkiler Komite Başkanı da Bob Menendez, en büyük Türk düşmanı. Bunlar uslu durmayacaklarını söyleyebilirim. O nedenle muhakkak Türkiye ve Amerika'daki Türk toplumu olarak olayı hafife almadan gerekli cevapların verilmesini açıkçası tahmin ediyorum ve görülmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Ali Çınar, dış politikanın. Hanım, ben Mehmet Bey'e bir kısa sorunum var, değerli konuklar. Tabii. Devam edecekler ama 14 Haziran için çok yakınen Mehmet Bey tespitleri oluyor. Şimdi Türkiye'de bir tartışma, Türkiye sert cevap versin. İşte bir ihtimal Ankara'ya Büyükelçinin Murat Mercan'ın geri çekilmesi ki benim aldığım bilgiler şu anda onun düşünülmediği. Ancak 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden, biraz önce Mehmet Bey söyledi, ilişkiler çok kötü, yapılanlar hakikaten büyük bir ayıp. O zaman 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la ben görüşmüyorum demesi olabilir miydi veya nasıl karşılardı? Bunu kişisel merakımdan olarak sormak istedim. NATO zirvesinde. Yani tanıdığım, bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan, bir devlet tecrübesi de olan Sayın Erdoğan böyle duygusal tepki vermez. Devletin başkanıdır. Görüşmeye gider, masada söylenmesi gereken her şeyi de çatır çatır söyler, yüzüne karşı söyler, tavrını ortaya koyar. Doğrusu da budur. Devlet yönetiyorsanız duygularınızı evet ortaya koyarsınız, ilkelerinizi ortaya koyarsınız, tepkilerinizi ortaya koyarsınız. Ama bir masaya çağrılmışsanız da o masadan kaçmazsınız. Ben bu anlamda o görüşmenin gerçekleşeceği ama o görüşmede de Sayın Erdoğan'ın söylenmesi gereken her şeyi en açık, bazen de çok sert bir dille söyleyeceği kanaatindeyim. Ali Çınar, yani bir one minute olayı daha masada gerçekleşebilir. Yaşanabilir mi diyorsunuz? Yani masada baş başa sanıyorum seçilmiş başkanımız 1 dakika diyebilir kendisine, one minute diyebilir. Yani Türkiye'ye karşı yürütülen havuç sopa politikasını gördüğünü hatırlatabilir. Yani görüşmeye gidecektir, görüşecektir ama tavrını ortaya koyacaktır. Öyle Türkiye kaybedilecek bir ülke değildir. Ama ne yaparsak yapalım da siz yanımızda durmaya devam edin. Böyle bir Türkiye'nin olmadığını, olmayacağını sanıyorum en yüksek perdeden kendisine hatırlatılacaktır. Peki. Ali Çınar. Teşekkür ediyorum. Tamam. Biz de çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için Ali Çınar. Dış politika analisti Amerika'dan, Washington DC'den bağlandı sıcağı sıcağına. Tüm durumu bizlere özetledi. Ben şimdi Hikmet Bey'e dönmek istiyorum. Evet. Az önce Şaban Bey konuşurken zannediyorum çok onaylamadınız buradan. Hem ona karşı durduğunuz nokta neresiydi hem de daha hiç konuşmadınız. Evet. Onaylamadığım yer şeydi. Yok herhalde Mehmet Bey de aynı şekilde aynı şeyi hissetti. Onaylamadığım şey HDP meselesiydi. Kurduğu cümleye biraz tebessüm ettim. İşte HDP'yi zaman zaman da haksız saldırıların olduğunu ve o yüzden de haksız saldırılar karşısında Şaban Bey'in de savunduğunu söyledi. Ama bu olmadı falan dedi de yani HDP'yi haksız saldırıdan ne kastettiğini genel olarak biliyoruz tartışma programlarından. Fakat HDP'nin ne olduğunu da göstermiş oldu. Yani kabul edilemeyecek bir şeyden bahsetti. Yani bir Amerikan başkanının konuşmasının çok daha üzerinde, çok daha ağır bir şekilde Türkiye'yi suçlayıcı, Ermeni soykırımı ifadesini kullanarak. Bu utanç da yüzleşiyor. Bu utanç bir şey. Bu, evet. Mehmet Bey tabii bir şey anlatmayıp oraya yavaş yavaş herhalde oraya doğru gidiyoruz biz HDP ve iç. HDP'yi daha sonra konuşacağız. Önce bir değerlendirmenizi alayım size. O açıdan ben de biraz güldüm. Mehmet Bey de yani çünkü HDP'nin burada hani haksız saldırı meselesinden dolayı biraz şey yaptım, içerledim. Çünkü haksız saldırı falan yok HDP'ye karşı. HDP hep söylüyoruz biz PKK'nın siyasi uzantısıdır ve Türkiye menfaatleri, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda politika üreten bir parti değildir. ABD'nin kullandığı bir aparattır. Aynı şekilde ABD'nin Orta Doğu'da kullandığı terör örgütünün siyasi aparatıdır. O yüzden fazla bir şey beklenmez onlardan. Haksız saldırı değil biz şuna karşıyız yani haftalarda aylarda tartışıyoruz. HDP gibi partinin batıda olmayacağını ki bunu herkes kabul ediyor. Bunun böyle bir siyasi partinin, bir ideolojinin batıda bile kabul edemeyeceğini her zaman söyledik. O yüzden burada haksız bir saldırı yok ama bunu anlaması açısından sevindim Şaban Bey'in. Yani HDP'nin ne olduğunu anlamak açısından Türkiye'ye karşı ve hemen oradan da şeye bağlayayım ben. Yani Şaban Bey özel bir şeyim yok da şuna bağlayayım. Biraz önce tartıştık. Ne diyoruz? Biz bu soykırım iddiası, sözde soykırımın bir hukuki dayanağı yok. Ali Çınar Bey de söyledi. Hı hı. Uluslararası arenada sizi bağlayacak bir şey yok. Fakat maalesef her yıl Nisan ayı geldiğinde sırtımızda bir sopa. Almanya parlamentosu kabul eder mi? Bu sefer Fransa ne yapacak? Amerika diyecek mi yoksa felaket mi diyecek falan filan gibi. Hep aynı travmaları yaşıyoruz. Ben hep aynı yerdeyim. Tabii ben diplomatik dil kullanmak zorunda değilim. Veyahut da benim başımda taç yok. Rahat konuşuyorum. Ben bunu çok fazla abartılı görürüm. Her zaman için bunu söylerim. Yani o söz Almanya da kabul etti. Galiba 2016'da olması lazım. Almanya parlamentosu soykırım tasarısı diye kabul ettiler bunu, geçirdiler. O zaman da aynısını söylemiştim. Genosit kelimesini mucidi Almanlardır. Yani Fransa, Almanya bunu kabul etti. Ama Hikmet Bey şöyle söyleniyor. Amerika ne fark eder diye soracaksınız. Amerikan hükümeti bir tarihi haksızlığı, soykırım veya insanlık, bunu New York Times'ta okudum bu arada. Soykırım veya insanlık suçu sayarsa bu haksızlığı yapan devlete veya onun temsilcileri aleyhine Amerikan mahkemelerinde dava açma imkanı doğar. Dava açılabilmesi için 3 önemli ön şart vardır. Birincisi ABD hükümetince söz konusu olayın insanlık suçu olarak kabul edilmesidir diyor. Şimdi, peki bundan sonra atacağı bir diğer adımda bu olursa bunu mahkemeye taşıyacaktır. Evet, biraz önce de galiba Numan Bey hatırlattı. Daha önce açılmış, pardon, Ali Çınar hatırlattı. Daha önce açılmış davalar var galiba. 2013'ten bahsetti. Daha sonra bizim avukatların da bu davaya iştirak ettiği ve o reddedildiğini 10 sene içerisinde tekrar görebileceği konusu gündeme geldi. Şöyle bir gerçeklik var. Tabii birazcık bu işler şeyle gidiyor. Amerika'nın tarzı Murphy'nin altın kuralları gibi bir durum var. Yani Amerika burada hukuki dayanak aramasına da gerek yok zaten. Altında olan kuralı kolay koyar diyor Amerika. Şimdi o yüzden burada bunu bekliyor muyduk? Bunu da söyleyeyim. Bunu bekliyor muyduk Biden'dan? Ben bekliyordum. Yani benim çok büyük sürpriz olmadı. Dünkü konu görüşmenin de üzerine hatta bazı siyasilerle görüşmeler yaptık. Tam burada bir şey diyeyim. Dün akşamki telefondan sonra bugün böyle bir açıklama geleceğini ama dün akşamki tahmin etmemek zaten akla ziyan olurdu. Dün akşam konuşmanın içerisinde bunların geçtiğini biliyoruz. İlginç bir telefon zamanlamasıydı o. Ve ben o çok yumuşak bir telefon görüşmesi olmadığını biliyorum. Yani Sayın Erdoğan'ın orada çok sert bir tavır ortaya koyduğunu ve bu Ermeni meselesi konuşulduğuyla ilgili bir bilgi de var bende. Ve net bir şekilde de öyle bir şey de var ortada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Semiha Hanım. Efendim Şaban. Hikmet Bey'e bir katkı yapayım. Tabii. Dün akşam Biden'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasında Biden'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na işte yarın Ermeni soykırımını tanıyan bir açıklama yapacağım dediği belirtiliyor. Amerikan CNN televizyonu bunu açıkladı. Bu yönde bir haber yaptı. Yani Biden dünkü telefon görüşmesinde Erdoğan'a bildirdi. Yarın ben Ermeni soykırımını tanıyacağım diye. Evet. Şimdi yani bu da ayrı bir skandal. Doğrudur. Bence. Bütün bunun ötesinde Biden döneminde başlayan yeni bir dönemden bahsettik. Türkiye ilişkileri konusunda. Trump'la da inişli çıkışlı birçok şeyimiz oldu. Mehmet Bey de gayet iyi bilir. İlişkilerimiz oldu. Fakat Biden'ın yani seçim sürecinde de yapmış olduğu konuşma artı hükümete yakın olan Rand Corporation'ın bir raporu var bununla ilgili mesela. Diyor ki Türkiye'ye diyor ABD dostu muhalefetin güçlendirilmesi, ABD dostu olan bir muhalefetin Erdoğan'ın karşısında konumlanması gerekiyor ve biz bunu yapacağız diyor. Hı hı. Şimdi aslında olayı dediğim gibi yani bu 24 Nisan işte her sene tüm Batı ülkeleri tarafından Avrupa Parlamentosu, Amerika olmak üzere dediler mi demediler mi hep sırtımızda bir sopa tuttular burada. Fakat ben bunu asla tabii ki yani bunu hiç ciddiye almayalım gereksiz diye söylemiyorum ama yani bunun da Türkiye'yi bağlayıcı bir tarafı da yok. Bunu bu şekilde görmek lazım. Bütün dünyada bu şekilde aykırmak lazım. Türkiye şurada net durdu. Dedi ki ya bununla ilgili arşivler açılır, arşivler bakılır ve bunu tarih yargılar. Elinizde belge var mı? Ruslarda, Türklerde, kimde, Ermenilerde, kimde ne belge varsa açılsın ve bunu tarihçiler tartışsın dendi. Eğer bu belgeler ışığında tüm dünya kamuoyunda böyle bir hakikaten varsa sözde bir soykırımı bu zaten görülür, anlaşılır. Almanya'daki gibi veya başka ülkelerdeki gibi onun üzerinden tartışılabilir. Hı. Ama olmayan bir şey üzerinden bir ülke lideri, bir ülke parlamentosu soykırım kelimesi, genocide kelimesi kullanıp Türkiye üzerinde yaptırım uygulama gibi bir şeyi asla Türkiye kabul etmez. Başarılı olamazlar ama bunun arka planında. Son olarak şöyle bitireyim ben. Mevzularımız daha çok var. Tabii. Bunun arka planında aslında şöyle bir şey var. Hani hemen 1974 kıyaslaması oluyor. Ne bileyim işte başka bir takım politik yani dış politika ile ilgili neler yapılabilir konusunda hep aynı gündem geliyor ya. Sert cevap verelim şunu yapalım bunu yapalım diye. Türkiye zaten o sert cevapları veriyor. Yani Türkiye zaten o kavgayı veriyor. Bu bunun bir parçası sadece. Türkiye son yıllarda bölgesel bir aktör. Yani Türkiye aynı zamanda oyun kurucu bir aktör. Yani o yüzden biz ABD'ye sert cevap verin derken biz ABD'ye sahada çok sert cevapları verdik. Zaten gelinen nokta da bunu gösteriyor. Biden'ın da kendi ifadesinde bu var. Yani Türkiye bugün Doğu Akdeniz'deki işte ekonomik yetki anlaşması, Kafkasya'daki şartların değişmesinde, gene güney bölgesinde küresel güçlerin, küresel tezgahın kurduğu oyunu bozması. Türkiye zaten hani o Rand raporunda olduğu gibi Amerikan çıkarlarını önceleyen değil, kendi bölgesi içerisinde oyunları bozan ve oyun kuran bir ülke. Yani bu açıdan bakmak lazım. Çok dar bir yere takılmamak lazım. Bununla ilgili mücadele sözlü olarak da kınama noktasında da başka bir takım şeylerle, güçlerle de bu şey yapılabilir yani karşı konulabilir.